Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 7-13 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar bu hafta Güneş Yay burcunda parlıyor, sizin dördüncü evinizi aydınlatıyor. Koç burcunda ilerleyen Mars genel itibariyle enerjimizi ve motivasyonumuzu daha güçlü tutuyor. Pazartesi ve Salı günü Ay Başak burcunda olacak sizin burcunuzda. Bu tabii ki hem duygusal hem bedensel sizin biraz hassas olabileceğiniz işaret ediyor. Daha titiz olabilirsiniz günlük hayatınızdaki böyle düzenlemeler detay gerektiren işler sağlığınızla ilgili detaylar belki gündeminizde olabilir biraz daha hani sindirim sisteminiz daha hassas olabilir biraz daha daha kırılgan daha alıngan olabilirsiniz bu iki gün bedensel olarak ve ruhsal olarak biraz dinlenmeye çalışın. Kendinize biraz daha odaklanmaya çalışın. Çarşamba ve Perşembe ay terazi burcunda olacak. Daha çok kazançlarınız, mali durumunuz, parayla ilgili konular, alışverişler, ödemeler gündemde olurken zaman zaman tabi buralarda baskı hissetmeniz, biraz kendinizi parayla ilgili konularda endişeli hissetmeniz, geleceğe dair biraz kaygılar hissetmeniz de mümkün görünüyor. Cuma ve Cumartesi ay akrebe geçince bu enerji biraz dağılırken, hani özellikle bilgi paylaşımının öne çıkması, yakınlarınıza daha fazla konuşmanız, paylaşımlar yapmanız mümkün. E, hareketli günler, Cuma ve Cumartesi yeni bir şeyleri öğrenmek adına, sohbetler yapmak adına, akrabalar, kardeşler ya da komşularla temasa geçmek adına da gökyüzü destekliyor. Güneş bu hafta Yay burcunda dördüncü evinizi aydınlatırken, Balık burcundaki Neptünle de kare açı yapacak. Bu durum zaman zaman sizi duygusal olarak biraz etkileyebilir. Olaylara daha ruhsal bakmanız mümkün. Ama ilişki dinamiklerinizde bunun aile olabilir, eşinizle ilgili konular olabilir, evlilik konuları olabilir. Bir şeyleri aşırı idealize etmeniz, biraz gerçeklerden uzaklaşmanız da mümkün. Daha gerçekçi olmamız doğru olacaktır hafta genelinde. Ee, yeni alanlarda adım atarken, özellikle para konularında bazı girişimlerde bulunurken bir alışveriş olabilir, bu bir yatırım olabilir ya da işbirliğinizle ilgili bir düşünce fikir olabilir. Daha cesur davranabilirsiniz. Ama e, bunu yaparken de gerçeklerle. Hayalleri iyi dengelemek gerekiyor. Aldanıp aldanmama konularına da biraz dikkat etmek gerekiyor. Güneş'in tam karşıt burcunuzda olması bazı konularda kendi kendinizi kandırmanıza ya da hani başkası tarafından biraz kandırılmaya müsait olmanıza da neden olabilir. Çünkü çok duygusal yaklaşabilirsiniz, özellikle ilişki dinamiklerinizde. Mümkün olduğunca daha objektif, daha mantıklı hareket etmeye çalışalım hafta genelinde. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.